Salam yoldaşlar. Zəhmət olmasa hər kəs daxil olanda öz səsini və istəyirsə görüntüsünü bağlayar. Çünki nə qədər çox görüntü olarsa bir o qədər digər browserlərdə yüklənmə olacaq. Yəni digər browserlərdə gecikmələr ola bilər. Buna görə zəhmət olmasa öz görüntünüzü bağlamağınızı məsləhət görürəm. Bir də səsi. Artıq 61 nəfər olduq. Hər kəs salamlayıram. Bugün Ayhan Karaman, Türkiye'nin yaxşı SEO mütəxəssisi, bugün bizimle bir yerdədir. O, öz oyunlu qaydalarına göre oynamağa hazırsan mı adında yanaşması ve praktikasından ibaret bir yöntemi var. Yəqin ki, hamınız o yöntemle yaxından maraqlanmışsınız. SEO sahasında olanların çok yaxından tanıdığı Ayhan Karaman bugün bizimle bir yerde öz praktikasını bölüşecek. Ve Ayhan Karaman'a davetimi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Türkiye'de ve diğer ülkelerden olan mütexessisler onu çok yakıştı tanıyır ve onun gittiği yoldan çok mütexessis gelir. Çok mütexessis faydalanır. Sizler de katıldığınız için her birinize teşekkür ederim. Katılma isteği haddini artık çok olup, indi diğerleri de katılacak. Kifayet kadar size Facebook'ta da, Instagram'da da ya da diğer platformlarda da görmüşsünüz ki, hakikaten çok katılma isteği aldık. Ses veya görüntü kimdə problem varsa son olarak onları aradan kaldıraq. Mənim yəqin ki səsim hamıya gəlir. Səsim hamıya gəlirsə problem yoxdur yəqin. Məni yəqin ki hamı görür. Okey. Yəqin ki hamı məni görür və hamı məni eşidir. Əla. Deməli belə. İndi hardasa bir dəqiqə sonra Ayhan Karamanla artıq webinarımız başlayır. Ayhan Karaman bugün size öz praktikasını, öz geçtiği yolu ve hal-hazırda 2021-ci ilde SEO mütəxəssislərin ne etmək lazım olduğunu danışacak. Nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiye bazarı bizim olan bazardan en azı 15-20 dəfə böyük bir bazardır. Ve markalaşma istərsə də orada rəqabət bizim bazardan en azı bir 50-60 dəfə daha çətindir. Çünki elə əhali sayına göre bizden 10 dəfə böyük olan bir ölkədən söhbət gedir. Buna göre de belə bir mütəxəssisləri dinləmək bizim için, elə mənim için de, hamı için de düşünürəm ki, çok faydalı olacak. Sözü verirəm Ayhan Karaman'a, dəvətimi qəbul etdiyi için ona çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Azerbaycanlı kardeşlerime hoş geldin demek istiyorum. Her zamankinden daha fazla heyecanlıyım. İlk defa böyle bir canlı yayına katılıyorum. Normalde Türkiye'de Türk vatandaşları da yapıyorum. Ama ayrımcılık yapmak bize yakışmaz. Çünkü iki devlet bir millet diyoruz her zaman. O yüzden tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Ben Ayhan Karaman. 35 yaşındayım. Yaklaşık 12 yıldır arama motoru optimizasyonuyla ve dijital pazarlamayla ilgileniyorum. Ve son 5 yıldır profesyonel olarak SEO eğitmenliği yapıyorum. Bugün size burada tecrübelerimi aktarmak istedim. Davet Azerbaycan'dan gelince reddetmek olmaz zaten. Ben kimseyi reddetmiyorum ama Azerbaycan'dan gelince hiç düşünmeden kararımı verdim. Tabii ki keyifle, seve seve bu canlı yayına katılırım dedim. Siz hazırsanız ben hazırım. İlk önce sizlere gelişen teknolojiye ayak uydurmakla alakalı bir video izletmek istiyorum. Neden? Şundan dolayı bunu yapacağım. Yıllar önce Google'ın bir etkinliğine katıldım ve o etkinlikte Google'ın yöneticisinin şu cümleleri kurduğunu duydum. Dedi ki, bizim Google olarak bu hayatta korktuğumuz, tedirgin olduğumuz tek bir şey var. O da gelişen teknolojiye ayak uyduramamak. Allah Allah, neden böyle bir şey söyledi diyerek düşündükten hemen 2-3 dakika sonra bende jeton düştü. Dedim ki gelişen teknolojiye ayak uyduramazsa yok olurlar. Yani bugün çıkan bir browser'a ayak uyduramazsa, bugün çıkan ve dünya genelinin çoğunlukla kullandığı işletim sistemine, mobil cihazlara ayak uyduramazlarsa Google biter. Gelişen teknolojiye ayak uyduramadığı için yok olurlar. Çok güzel bir geri bildirimdi bu benim için. Bugün hangi girişimi yaparsanız yapın, hangi işi yaparsanız yapın, gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundasınız. Azerbaycan'da da örnekleri vardır, Türkiye'de de örnekleri var.
Dünyada da örnekleri var. İşte Nokia'dan bahsedelim. Geçmiş dönemlerde Nokia gelişen teknolojiye ayak uyduramadığı için inanılmaz bir şekilde küçüldü. Hatta yok olmak üzereydi. Kodak dedi ki ben dijital fotoğraf makinesi üretmem. Filmle fotoğraf çekmeye devam edeceğim. Yok oldu. Rax örneği var Türkiye'de. Dedi ki ben kaset üretmeye devam edeceğim. Ama gelişen teknoloji ona dedi ki artık flash bellekler var, SSD diskler var, CD var, DVD var. O da inat etti. Gelişen teknoloji ayak uyduramadı ve yok oldu. Şimdi teknoloji öyle bir yere gidiyor ki şunu hayal edin. Hey Siri, bana trende sepete eklediğim ürünlerin alışverişini tamamlar mısın? Ya da Siri, benim için gidip hastaneden saat 2'ye Hakan Duman'dan randevu alır mısın dediğimizde elektronik cihazlarımız, akıllı telefonlarımız gidip bu işlemi aynı bir insanmış gibi gerçekleştirip bizim adımıza randevu alıp bizim adımıza alışveriş yapabiliyorlar. Şu anda sesimle alakalı problem var mı? Yok, problem yok. Sadece galiba echo veriyor sesiniz. O zaman kulaklık takayım ben. Lütfen. Tamam. Neler var? Şu anda sesim nasıl? Güzel. Şimdi güzel. Tamam. Tamam. Güzel diyenler var. Güzel diyenler çoğunlukta. Tamam. Süper. Ben şimdi ekranımı paylaşacağım. Ve o gelişen teknoloji ayak uydurmakla alakalı size bir video izleteceğim. Hemen paylaşıyorum. Evet, şu an ekranımı da görüyor olmanız gerekiyor. Görüyoruz, evet. Tamam. Şimdi gelişen teknoloji ayak uydurmayla alakalı videomuzu izleyelim. Sonra yorum kısmından yorumlarınızı merak ediyorum. Bu videonun sesi var mı yoksa böyle yazılı mı gidiyor? Çünkü sesi gelmiyor da. Aslında sesi var ama ben tekrar paylaşım yapayım. Sesi de paylaşmıştım. Size ses gelmiyor mu? Hayır. Share evet. Computer sound dedim, share dedim. Peki şu an geliyor mu? Bir saniye. Şu an geldi mi? Gelenler var mı yani? Onu merak ediyorum. Yok, ses yok. Çünkü ses açık. Yani ses, bilgisayarın sesi açık. Paylaşımın sesi de açık. Bakalım yok. Chat bölümünde. Ama problem yok. Yani burada altyazıyla... Altyazı var. Azerice yapmak gelir sesiniz diyor. Önemli olan şeyin videonun sesinin gelmesi arkadaşlar. Gelmese de altyazı hazırlamıştım ama Türkçe umarım yardımcı olacaktır. Tekrar başlatıyorum. Hemen. Şimdi orada hemen düzeltiyorum. Şimdi orada gitti. Google Asistan kuaförünü aradı. Kuaförü aradıktan sonra bir insanmış gibi konuşup randevu aldı. Şimdi kulaklığı çıkarırsanız gelir dediler. Benim de aklıma o gelmişti. Sesli olarak dinlemeniz daha iyi bir deneyim yaşatacak. Bir kez daha kulaklığımı çıkartıp deneyelim mi? Ne dersiniz? Deneyelim.
Tamam, hemen süper. Şu anda sesimi duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz ama bayağı zayıf geliyor sesiniz. Ben şu kulaklığı devre dışı bırakayım hemen. Özür diliyorum. Normalde kulaklıkla hiç konuşmamıştım. Bağlan. Şu anda share yapacağım tekrardan ekranımı. Telefon çalma sesini duydunuz mu? Evet, ses geliyor. Tamam, süper. Büyütüyorum ve tekrar dinlemenizi talep edeceğim. Buradan rica edeceğim. Evet. Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Nasıldı? Şimdi deneyimlerinizi merak ediyorum. Yani böyle bir teknolojiye ayak uydurmaya hazır mıyız? Belki de daha önce bu videoyu izleyen kişiler vardır aranızda. Biz bu teknolojiye hazır mıyız? Yani şunu da hayal edebilirsiniz. Google Asistan ya da Google Git, Trendyol'da sepette unuttuğum ürünleri benim için al. Zaten kredi kartım tanımlı ve teknoloji bu kadar ilerlemişken buna ayak uydurabilmeye hazırsak biz maça 1-0 önde başlıyoruz. Kesinlikle. Randevumuzu alıyor, cep telefonumuzun takvimine ekliyor ve randevu zamanı geldiği zaman da bize uyarıda bulunuyor. İsterseniz SMS atıyor, isterseniz push notification, bildirim gönderiyor ve bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Araba sürerken Siri'ye ya da Google Asistan'a geri bildirimde bulunabiliyoruz ve hayatımızı kolaylaştırıyoruz. Biz bu teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Ve Türkiye olarak, Azerbaycan olarak geç kalmadan bunları hayatımıza bir an önce sokmalıyız. Müşterilerimiz için de bu hizmetleri artık devreye alma zamanı. Şimdi ben hep bu işi bir oyuna benzetiyorum. Belki arkamdaki futbol takımı taktiğini de görüyorsunuz. Duvara da çizdirdim onu. Şöyle şunu da çekeyim. Genel ya. Benim hayatımı değiştiren taktik aslında bu. Oyunu kurallarına göre oynamaya hazır mısınız diyorum ben. Kitabımda da bu var. Eğitimlerimde de bundan bahsediyorum. Neden böyle yaptım? Niçin yaptım? Onu anlatmak istiyorum. Bir işi oyunlaştırarak anlatırsanız, oyun haline getirerek anlatırsanız insanların zihninde iz bırakırsınız. Şimdi ben ikinci sunumumu sizle paylaşıp hem orada tekrar bir video izleteceğim sizlere hem de bu futbol takımı taktiğinden bahsedeceğim. İzninizle. Hemen paylaşıyorum tekrardan. Evet. Tekrar ekranımı görüyorsunuzdur umarım. Evet, görüyoruz. Tamam, süper. Oyunu kurallarına göre oynamaya hazır mısınız? Hazırsanız ben başlıyorum. Hazırız. Şimdi bizim Azerice'de kapıcı demek herhalde kaleci. Biraz da dersime çalıştım bugün. Şimdi ben kapıcıya finansı koyuyorum. Niye benim kapıcım finans? Niye bizim kapıcımız finans olmalı? Ondan bahsedeyim öncelikle. Şimdi finansal kaynak olmadan, para olmadan maalesef sahaya çıkamıyoruz. Finansal kaynağı temin etmeden sahaya çıkmamız mümkün değil. Niye? Web sayfası kuramayız. Reklam veremeyiz. İçerik üretemeyiz. SEO yapmak için çeşitli araçlara sahip
Olamayız. Bunun için finansal kaynağa ihtiyacımız var. Finansal kaynağı bulduk. Kaleye koyduk. Peki kaleci bize şunu söylemez mi? Tamam, ben kaleye geçtim ama gol yemek istemiyorum. Bunun için bir çözüm üret. Önüne önemli bir müdafaa ekibi koymamız lazım. Savunma ekibi, müdafaa ekibi. Nedir bu? Hızlı, tertemiz kodlanmış, kullanıcı deneyimini önemseyen, güvenlik açısından düzgün kurgulanmış bir web sitesine ihtiyacımız var. Web sitesine ihtiyacımız var. Bunu yapılandırdıktan sonra biz, ziyaretçilerimiz web sayfalarını niçin ziyaret ediyor? İçerik için. Yani yüksek kaliteli içerik üretiyorsa ya da çok iyi ürünler getiriyorsa, çok iyi fiyata getiriyorsa gidip onları ziyaret ederiz, satın alırız, inceleriz, okuruz, izleriz. Yani hepimiz bugün YouTube'a çok iyi videolar olduğu için, çok iyi video üreticileri olduğu için ziyaret ediyoruz, izliyoruz, vakit geçiriyoruz. İşte biz de web sayfası oluşturacaksak ya da hizmet vereceksek çok yüksek kaliteli içerikler üretmeliyiz. Onun haricinde sosyal medya olayı var. Yani klasik olarak yönetmemeliyiz sosyal medyayı. Ben de bu telefon 2000 TL, ben de bu ayakkabı 3000 manat, işte 40 manat. Kullanıcılar ne diyecek? Sen sürekli bana hizmet satmaya çalışıyorsun, ürün satmaya çalışıyorsun. Benimle duygusal bir bağ kurmuyorsun. Halbuki onlar bizden duygusal bağ kurmamızı bekliyor. Onlarla duygusal bağ kurabileceğiniz şekilde sosyal medyayı yönettikten sonra da sıra neye geliyor? Sitemize yeni kullanıcıları çekmeliyiz. Nasıl çekebiliriz? Facebook reklamcılığıyla, Google reklamcılığıyla, influencer marketingle, influencer pazarlamasıyla yeni kullanıcıları sitemize getirebiliriz. Bunlar geldi. İyi bir davranış sergilemeye başladı. Vakit geçiriyorlar, ürün satın alıyorlar. Bu Google'ın dikkatini çekecektir. Sitemize ekleyeceğimiz 2-3 kod parçacığı sayesinde web sayfamıza gelen kişileri bir havuzda biriktirip yeniden pazarlama yapabiliriz. Nedir bu yeniden pazarlama? Web sayfasına giriş yaptınız, ürünleri incelediniz ya da içerikleri okudunuz. Siteyi terk ettiniz. Herhangi bir haber sitesinde, herhangi bir web sayfasında, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da o sayfayla alakalı tekrar tekrar hepimiz reklamları görüyoruzdur. İlla ki bununla karşılaşmışsınızdır. İşte buna remarketing, retargeting, yeniden pazarlama ismi veriliyor. Bunu da yaptıktan sonra temel optimizasyonu, yani SEO'ya dair temel optimizasyonunuzu gerçekleştirip, teknik optimizasyonunuzu yapıp düzgün bir web sayfası kurgularsanız, o santrafor, yani golcü, sizde de gol vuran, Azerice'de gol vuran golü atacaktır. O golü yapacaktır kesinlikle. Ama sahaya iyi bir futbol takımı çıkarmak, ona iyi bir teknik direktörlük yapmak gerekiyor. Bana şunu söylüyorlar: hocam sen SEO yapmıyor musun? Yani ne alakası var reklamla, Google'la, sosyal medyayla? Hayır. Sahaya 3 kişi çıkarsanız, sahaya 5 kişi çıkarsanız 11 kişilik rakibiniz sizi yenecektir. Burada da hedef şu olmalı: hedefiniz Şampiyonlar Ligi mi, yoksa çok küçücük bir ligde mücadele etmek mi? Şampiyonlar Ligi ise rakibinizi iyi analiz edeceksiniz ve sonuca gideceksiniz. Hadi Google'ın nasıl çalıştığını da Sindar Pichai'den, yani Google'ın CEO'sundan dinleyelim. Right now, if you Google the word idiot under images, a picture of Donald Trump comes up. I just did that. How would that happen? How does search work so that that would occur? We provide search today for any time you type in a keyword. We, as Google, we have crawled, we've gone out and crawled and stored copies of billions of web pages in our index. And we take the keyword and match it against web pages and rank them based on over 200 signals. Things like relevance, freshness, popularity, how other people are using it. And based on that, you know, at any given time, we try to rank and find the best results for that query. And then we evaluate them with external raters to make sure that, and they evaluate it to objective guidelines,
And that's how we make sure the process is working. So it's not some little man sitting behind the curtain figuring out what we're going to show the user. It's basically a compilation of what users are generating and trying to sort through that information. Last year, we served over 3 trillion searches. And, you know, we don't, you know, manually intervene on any particular search result. Ne diyor? Biz manuel olarak hiç kimseyi yükseltmiyoruz. 200'ün üzerinde sinyal var. İçeriğin yeni olması, alakalı olması ve popüler olması bizim için çok kıymetli bir veri. Bunu dikkate alarak web sayfalarını yükseltiyoruz. Yani manuel bir işlem yapmıyoruz. O yüzden içeriğimizin yeni olması, alakalı olması, popüler olması çok önemli. Ne için mücadele ediyoruz? Arama motoru sonuç sayfası için mücadele ediyoruz. Yani SERP için. Burada sıralama almak için SEO yapıyoruz. Peki neye dikkat etmeliyiz burası için? Tabii ki kullanıcının arama niyetine. Nedir bu arama niyeti? Kişi neden bu aramayı yapıyor? Bu sorunun cevabı önemli. Yani bir şey mi satın almak için arama yaptı, Google'ı kullandı? Bir şey öğrenmek mi istiyor? Ya da belirli bir internet sitesini mi ziyaret etmek istiyor? Bu soruların cevabı çok önemli. SEO yapmadan önce ya da SEO yaparken bu soruların cevabını bulmanız gerekiyor. Bir hedef kelimede yükselmek istiyorsunuz. Peki o hedef kelimeyi arayan kişilerin niyeti nedir? Bu çok önemli. Hadi gelin bunları birlikte örnekle inceleyelim. Lastik nasıl yamanır kelimesinde yükselmek isteyen bir kişinin şu ekranda görmüş olduğunuz sonuçların arasından sıyrılması için maalesef YouTube videosu çekmesi gerekiyor. Yani bir web sayfasına sahip olsa da bu kelimede sıralama alamaz. Video içerik üretmesi gerekiyor. Lastik tamiri kelimesi de yükselmek isteyen gerçekten lastik tamiri yapmalı. Bunun için bir web sayfasına ihtiyacı olmalı ve web sayfasını Google haritalara, Google My Business'a eklemeli. Başka bir örnek. Kış lastiği yazan bir kişinin bu kelimede yükselmesi için kış lastiği satışı yaptığı bir e-ticaret sitesine sahip olması gerekiyor. Hem kış lastikleri olacak, hem bir web sayfası olacak, hem de burada rakipleriyle rekabet içerisine girebilecek. Hem fiyatta, hem ürün sayısında, hem web sayfası kalitesinde ya da kış lastiği almak isteyen bir kişi bir markaya karar verdiyse, örnek veriyorum Türkiye'de Lassa var, Azerbaycan'da Lassa var, Lassa yazarak bu işlemi gerçekleştirebilir. Başka bir örnek vermek istiyorum. Çikolatalı kek tarifi kelimesinde yükselmek istiyorsunuz. Ya video içerik üreteceksiniz ya da çikolatalı kek tarifiyle alakalı kapsamlı bir içerik hazırlayacaksınız. Çikolata kelimesinde yükselmek istiyorsunuz. Çikolata satışı yapabileceğiniz bir web sayfasına ihtiyacınız var. Lokal olarak çikolata sattığınız bir mağaza varsa bunu haritalara kaydederek orada da sıralama alıp trafik getirebilirsiniz. Gelelim çikolata almak için belirli bir internet sitesi aradığınızı varsayıyorum. Kahve Dünyası olabilir. Girip internet sitesinden alışveriş yapmak için bu aramayı, yani brand, marka aramasını yapıp sıralama alan kişileri görüntüleyebiliyorsunuz. Yine kendi sektöründen örnek vereceğim. SEO yazdığınızda sıralama alan sonuçların ya SEO hizmeti veren kişilerin olduğunu ya da SEO ile alakalı kapsamlı bilgi aktarımı yapan platformlar olduğunu görüyorsunuz. Siz de sıralama almak istiyorsanız aynı şekilde davranmalısınız. Tabii benzer içerikten bahsetmiyorum. Daha yüksek kalite içerik ama aynı yapıda. Sağ tarafta SEO nedir başlığında bir arama var. İçerikler SEO'nun ne olduğuyla alakalı kapsamlı rehberleri içeriyor. Ya kapsamlı rehber üreteceğiz ya da SEO'nun ne olduğuyla alakalı kapsamlı bir video hazırlığı yapacağız. SEO uzmanı araması yapan kişinin SEO uzmanı aradığını biliyoruz. Ya da SEO uzmanının ne olduğunu, ne kadar maaşı olduğunu, bu tür aramaların yapıldığını görüyoruz. Bununla alakalı sıralama almak istiyorsanız rakiplerinizden daha iyi bir deneyim sunmanız gerekiyor. Ya da SEO sektöründe belirli bir markayı arıyorsanız, Ayhan Karaman burada örneğiyle ekran görüntüsü almışım. Ayhan Karaman kelimesinde arama yapıldığında ki sonuçları buradan görebilirsiniz.
Bunları göstermeyeceğim çünkü bu videolarla bizim alakamız yok. Hemen içeriği optimize etmek için geri bildirimlerde bulunmak istiyorum. Şimdi içeriği optimize etmeye başlarken ilk önce şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bir sayfayı optimize ederken. Birincisi title, ikincisi meta açıklama. Zaten Google'da arama yaptığımızda da biz en önemli 3 kriterin şu olduğunu biliyoruz. Bir, title, yani başlık. İki, meta açıklama, meta description. Üçüncüsü de URL. Google'da hangi aramayı yaparsanız yapın, her web sayfasında bunları göreceksiniz. Arama motoru sonuç sayfasında. Peki, bunlar nasıl yapılandırılmalı? Başlığı yapılandırırken kesinlikle 60 karakteri geçmemeliyiz. Benzersiz olmasına dikkat edeceğiz. Yine arama niyetini dikkate alarak aksiyon almamız gerekiyor. Kullanıcıları web sayfasını ziyaret edecek tarzda, yani duyguları etkileyecek tarzda başlıklar eklemeliyiz web sayfamıza. Gelelim meta açıklamaya. Meta açıklamada maksimum 160 karaktere kadar yapılandırılabiliyor ama ben 110 ile 130 karakter aralığında yapılandırmanızı öneriyorum. Niye? Bir mobil gerçeği var hayatımızda. Mobil cihazlarda da tam anlamıyla görüntüleme almak istiyorsak meta description'da 110 ile 130 karakter aralığında oluşturmaya dikkat etmelisiniz. Bu bir iki cümleden oluşabilir. Yine duyguları tetiklemeli ve harekete geçirici mesaj içermeli. Şimdi ziyaret et, hemen incele, şimdi satın al, hemen başvur gibi kelimeleri eklemeniz fayda sağlayacaktır. Hedef anahtar kelimenizi de meta açıklamada geçirmeniz gerekiyor. Gelelim diğer kriterlere. URL, H1 etiketi, yani ana başlık etiketi, alt başlıklar, alıntılar, görsel, gövde, liste ve daha fazlası kısımları. Özellikle URL tarafının kısa olması çok önemli. Yani uzun URL'ler yapılandırmanızı önermem. Türkçe karakterler, Ü, Ş, Ç, Ö gibi karakterlere kesinlikle yer vermemelisiniz. Okunması kolay, boşluk yerine de ortadan tire kullanılması her zaman için sağlıklı olacaktır. Hedef kelimenizi de URL'de geçirmeniz gerekiyor. Gelelim ana başlık etiketine, H1 etiketimiz. Bunun da yine benzersiz olması, her kelimenin sadece baş harfinin büyük olması, SEO gibi özel kelimeler hariç, rakam içermesi, içerirse iyi olur, açılış sayfasının içeriğini anlatacak tarzda olması ve 70 karakteri geçmemesi oldukça önemli bir konu. Gelelim görsellere. Kesinlikle yüksek boyutlu görseller kullanmamalısınız. Görsellerinize de bir alt etiket vermelisiniz ve her görselin bir okunabilir adı olmalı. Görselin neyi ifade ettiğini söylemelisiniz. Bazen görselleri şöyle oluşturuyoruz. İşte 25.65.75.jpg. Olmaz. Oradaki rakamlardan ne Google ne insanlar bir şey anlayabilir. O yüzden görsel isimlerimizi, boyutumuzu doğru belirliyoruz. Kaç kilobayt olmalı? Maksimum 200 kilobayt olmalı. Gelelim gövde kısmına. Burada da yine içerik üreticileri olarak hata yapılıyor. Gövdeye kullandığınız paragraflar uzun olmamalı. Kısa paragraflardan oluşmalı ve kısa cümlelerden oluşmalı. Bakın, içeriğin kısa olmasından bahsetmiyorum. Kısa cümleler, kısa paragraflar ve birincil öncelikli anahtar kelimeniz kesinlikle gövde kısmının ilk bölümünde geçmeli. Alt başlıklara geliyorum. İçerikte alt başlıklara yer vermeliyiz. Bu alt başlıklarda kullanıcının kesinlikle ihtiyacını karşılamalı. Alıntılar, önemli fikirlere vurgular yapmalısınız ve kalın yazı tipi boyutları kullanabilirsiniz. Madde işaretli ya da numara işaretli listede içerinize yer vermeniz arama motorları için çok önemlidir. Ve daha fazlası kısmı, ya benzer içerikler ya da teklifleri burada geçirmeniz size yine fayda sağlayacaktır. İçeriğinizde dahili bağlantılar, yani iç bağlantılar, farklı sayfalarınıza yönlendiren bağlantıları vermek her zaman için fayda sağlayacaktır. Gelelim içeriğin dört anahtarına.
içeriğin 4 tane anahtarı var. 1 stil, 2 tür, 3 biçim, 4 de açı. İçeriğin stili, türü, biçimi, açısı. Bunları tek tek örnekle inceleyelim. Burası da çok güzel bilgiler verecek. Şimdi arama sonuçlarındaki içeriğin stilini ifade eder içerik stili. Örnek veriyorum. MacBook Pro kutu açma kelimesinde yükselmek istiyorsunuz. İlk kısımda da söyledim. Bu tür kelimelerde yükselmek istiyorsanız arama motoru sonuç sayfasını incelemelisiniz. Ne var burada? Videolar var. Siz de video içerik üretmek durumundasınız. Hem de YouTube'da bu videoyu üretmek durumundasınız. Yine içerik türüyle alakalı bilgi vermem gerekirse, bu da arama sonuçlarındaki içeriğin genel türünü ifade eder. Bu bir kategori sayfası olabilir, açılış sayfası olabilir, ürün sayfası ya da blog yazısı olabilir. Burada Screaming Frog nedir kelimesinde çıkan sonuçları görüyoruz. Gördüğünüz gibi çıkan sonuçların çoğunun blog yazısı olduğunu görüyoruz. Ya da YouTube'da bir video hazırlayarak, kapsamlı rehber olarak hazırlayarak burada sıralama alabilirsiniz. Yine bir başka örnek vermek isterim içerik türüne. Kırmızı ayakkabı satın al. Hedef kelimesinde yükselmek istiyorsanız kırmızı ayakkabı satışı yaptığınız bir e-ticaret sitesine, kırmızı ayakkabı kategorisine ve o kategoride de kırmızı ayakkabılara yer vermeniz gerekiyor. İçeriğin biçimi. Bu sayfaların genellikle biçimini ifade eder. İncelemeler, karşılaştırmalar, liste yayınları, nasıl yapılır rehberlerini kapsamaktadır. Mesela ezogelin çorbası nasıl yapılır? Örneğini incelediğimizde burada çoğu sonucun nasıl yapılır rehberleri olduğunu görüyoruz. Ya da videolar. Ya video içerikle yükseleceğiz ya nasıl yapılır rehberini oluşturacağız. Adım adım rehber. Yine içerik biçimiyle alakalı bir örnek vermek istiyorum. Bakü'de ziyaret edilecek yerler, Muğla'da ziyaret edilecek yerler gibi kelimelerde yükselmek istiyorsanız ilk önce bunu Google'da bir araştırırsınız. Araştırdıktan sonra arama motoru son sayfasındaki kullanıcının yaptığı niyeti anlar, buna istinaden içerik üretirsiniz. Gördüğünüz gibi burada liste yayınları var. Yani Muğla'da gezilecek en güzel 16 yer, en iyi 10 yer, en iyi 50 yer gibi başlıklarla karşılaşıyorsunuz ve içeriye girdiğiniz zaman liste liste sıralandığını ve önerilerde bulunduğunu görüyorsunuz. Yine bir örnek vermek istiyorum. Kitap nasıl yazılır? Bu kelimede yükselmek istiyorsanız adım adım kılavuzlar oluşturmak durumundasınız. Hem video tarafında hem içerik tarafında. Gelelim içeriğin açısına. Burada benzersiz satış noktalarını ifade eden sonuçların listelendiğini görüyorsunuz. Nedir bu? Su böreği nasıl yapılır yazmışlar. Benzersiz satış fırsatlarını ifade eden kelimeler neler? Haşlarken yufkası asla yapışmayan. Pratik su böreği tarifi. Detaylı anlatım gibi, evde su böreği yapma gibi farklı, benzersiz, içeriği satmaya yönelik. Herhangi bir su böreği satma yok. Sadece içeriğini pazarlıyor. Bu tür başlıkları atan web sayfaları kazanmış. Tabii burada içeriğin kalitesi de çok önemli. Farklı örnek kelimelerden de bahsedeyim başlıklardan. Detaylı anlatımı, süper lezzetli, evde geleneksel tarif gibi kelimeler, başlıklar örnek olabilir. Şimdi SEO, şöyle kameramı da açayım. SEO Deniz Derya. Sabaha kadar konuşsak SEO bitmez. Ben burada sizi bugün heyecanlandırmak için bu programa katıldım. Benim iki tane sunumum vardı. Birisi videoydu, birisi SEO ile alakalı bakış açımı size yansıtmak istedim. Ve içerikle alakalı, özellikle ilk kısımda ne yapmanız gerektiği ile alakalı geri bildirimde bulundum. Bu noktadan sonra da sorularınızı merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Bu bir. İki, umarım sizi heyecanlandırabilmişimdir. Umarım bu anlattıklarım size keyif vermiştir. Siz Azerice de yazabilirler. Siz de moderatörlük yapabilirsiniz. Tamam olur. Evet. Öyle de olur. Çok şimdi teşekkür ederim. Sormuş hocam, Etsy'de aynı 50-60 kelime ve 110-130 kelime mi? Yoksa her sitenin başka bir kuralı
SEO'su mu var? Yok, meta description kuralı değişmez. Yani 110 ile 130 karakter aralığındadır. Başlıkta 20 ile 60 karakter aralığında olmalıdır. Bu dünyanın her yerinde aynı. Peki benim bir sorum olacak. Mesela lastikle ilgili bir keyword ben aradım ve karşıma çıkan sonuçlar video. Ben bir blog yazarak orada ön sıralarda nasıl çıkabilirim? Maalesef. Eğer benim domain authority'm 70 üzeri ise o bir rol oynuyor mu? Hiç fark etmez. Domain authority'sinin o noktada hiçbir önemi yok. Çünkü oradaki kullanıcılar video içerik istiyorlar. Yani Google oradaki insanların user experience'ına uygun olarak sonuç çıkarıyor, öyle mi? Doğrudur. Kullanıcının arama niyetine istinaden, deneyimine istinaden sonuçları listeliyor. Kullanıcı bununla alakalı videoları görmek istiyorsa Google bunu anlıyor ve sonucu ona göre getiriyor. Zaten Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Google'a o kelimeyi yazdığı zaman ne tür sonuçların listelendiğini zaten görüyorsunuz. Peki şu sonuncu core update'ten sonra Google'da nelerin düzeleceği konusunda bir fikriniz var mı? Sonuncu core update'ten bayağı haber siteleri zarar gördü. Bayağı ciddi bir trafik kaybı yaşadı. Hemen geri bildirimde bulunayım. Son güncelleme olsun, bundan önceki güncelleme olsun, ondan önceki olsun, 10 yıl önceye gidelim. Biz güncellemelere takılı kalırsak kaybederiz oyunu. Neye takılı kalacağız biliyor musunuz? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Oyunu kuralına göre oynayacağız. Google bizden ne istiyor? Onun müşterilerini mutlu etmemizi istiyor. Biz nasıl yükselmek için mücadele ediyoruz biliyor musunuz? Hemen 1000 kelimelik makale yaz, sağdan soldan bağlantı al, hemen bu sayfan yükselir. Hayır. Biz arama niyetini dikkate alıp aksiyon alırsak, çok yüksek kaliteli web sayfası oluşturursak, markalaşmaya önem verirsek, neden biz yükselmeyelim? Şöyle bir örnek vereyim, beni daha iyi anlayacaksınız. Bugün Adidas markasını bilmeyen yok değil mi aramızda? Herkes biliyor Adidas'ı. Evet, evet. Nike'ı hepimiz biliyoruz. Peki Nike'ın spor ayakkabı kelimesinde yükselme gibi bir amacı var mıdır sizce? Yani bugün spor ayakkabı denildiğinde akla gelmek mi ister? Arama motorunda spor ayakkabı denildiğinde çıkmak mı ister? Bakın Nike spor ayakkabı üreticisi zaten aynı zamanda. Spor ayakkabı yazıldığında zaten çıkacak. Onunla alakalı bir kaygısı yok. Önemli olan verdiğiniz hizmetle alakalı insanların zihninde iz bırakabilmeniz. Siz bunu yaptığınız zaman Google şunu söylüyor. Spor ayakkabı arayanlar aynı zamanda Nike'ı da arıyor. Nike'ı da ziyaret ediyor. Nike gel bakayım kardeşim buraya. Sen web sayfanı optimize ettiysen ben seni ödüllendiririm. Ceza alanların %90'ı maalesef, beni yanlış anlamasınlar, oyunu kurallarına göre oynamıyorlar. Zaten haber siteleri oyunu hiç kuralına göre oynamıyor. Şimdi sizce en iyi SEO tool'lar hangileri? Mesela siz en çok hangisini kullanıyorsunuz? Moz, Simrush, Ahrefs. Ben Ahrefs'i kullanıyorum, Semrush'ı kullanıyorum. İçerik olarak en çok beğendiğiniz bir örnek gösterebilir misiniz? İçerik olarak beğendiğiniz? Mesela kendi sitenizde size en çok trafik getiren ve nedenini bildiğiniz, öyle beğendiğiniz bir içerik var mı? SEO nedir içeriğime en çok trafiği getiren içeriğim? Onda da şöyle kapsamlı bir rehber hazırladım. Ondan dolayı içerik getiriyor. Yani sektörü analiz ettim. Kaç kelimelik yazmışlar? Onları analiz ettim. Baktım adım adım örnekle anlatım yok. Ben örnekleyerek anlattım içeriği. Kullanıcının da dikkatini çektiği için Türkiye'de SEO denildiğinde akla gelen markalardan bir tanesi de Ayhan Karaman olduğu için Google beni ödüllendirmeye başladı orada. Peki bir tane soru daha var burada. SEO'nun teknik tarafına çok daha fazla deep dive yapmamız ne kadar gereklidir? SEO'ya yeni başlayanlar için daha nasıl bir teknik yapmamız önemli olur sorusu var. Şöyle söyleyeyim. Teknik SEO çok 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 önemli bir konu. Neden? Google'ın size ayırmış olduğu bir bütçe var. Sizin bu bütçeyi optimize etmeniz daha hızlı taranmanıza, daha çok hızlı indekslenmenize, daha çok sevilmenize neden olur. Bu yüzden teknik SEO'yu mutlaka ve mutlaka yapılandırmalısınız, optimize etmeniz. Hata olmamalı ya da minimum seviyede olmalı. Peki teknik optimizasyon tarafına nereden faydalanabilirsiniz? İşte Ahrefs var, Semrush var, Screaming Frog gibi araçlar var. Bu araçlarla
web sayfanızın teknik problemlerini ortaya çıkartıp o problemleri giderebilirsiniz. Şimdi bir başka soru var. Backlink olmadan kaliteli bir içerikle otoriter sitelerin bulunduğu anahtar kelimede ilk sırada çıkmak mümkün mü? Şu an böyle bir şey mümkün değil. Ama sizce ileride böyle bir şey olur mu? Şu yenilenmelerden sonra içeriye daha çok önem verir mi Google? Şöyle söyleyeyim. Burada sektöre bağlı yine bu durum. Mesela halı yıkama işi yapıyorsunuz değil mi? Halı yıkama müşterisi ne ister? Telefonu siteye girer, halı yıkama için randevu alır. Telefon araması yapar. 3 saniyede siteyi terk eder. Şimdi halı yıkama firmasının uzun uzun içerik oluşturmasına gerek yok. Burada kullanıcıya aradığını verdi zaten. Kullanıcıya istediğini verdi. Yani içerik çok mu önemli? Evet, içerik en önemli şey. Şimdi bir halı yıkama sitesinde gidip 2000 kelimelik, 5000 kelimelik bir içerik üretmeye de gerek yok. Kullanıcı ne istiyor? Nasıl yıkıyorsun? Kaç günde yıkıyorsun? Şartların nedir? Konum neresi? Halı yıkadığın yerin fotoğrafları var mı? Bunlara dikkat ediyor. Bunlara dikkat ettikten sonra tabii ki hizmet alanına ve arama niyetine göre değişiyor. Tekrar söylüyorum. Arama niyetine istinaden incelediğiniz sayfalarda ilk sayfada yer alan web sayfaları 2000 kelimelik bir içerik ürettiyse siz de 2000 kelimelik ama daha yüksek kaliteli kullanıcının istediği gibi bir web sayfası yapılandırmanız gerekiyor. Sundar Pichai ve Larry Page'in bir interview'suna bakmıştım. Orada markalaşma Google tarafından önemli bir faktör değil diyordu. Sizce böyle bir şey doğru mu? Marka değeri Google için ne kadar önemli? Valla şöyle söyleyeyim. Google istediği kadar marka değeri önemsiz desin. Markanın yanına, yani Ayhan Karaman'ın yanına SEO eklendiği zaman, SEO nedir eklendiği zaman ya da Nike ayakkabı, Nike gömlek, Nike eşofman gibi aramalar eklendiği zaman Google aslında bu sinyalden çıkarak bizi ödüllendirmeye başlıyor. Ne yapıyor? Nike aramış, bir de yanına spor ayakkabı eklemiş. O zaman Nike spor ayakkabıyla alakalı deneyim sunan bir web sayfası diyor. Google bugün şunu da söylüyor. Google'un da hataları var. Eleştirmek benim haddime değil ama bugün diyor ki birden fazla H1 kullanabilirsiniz. Kullanıyorum, bana problem yaşatıyorsun. Kullanıyorum, bana sıkıntı yaşatıyorsun. Sayfanı hızlı yapman gerekiyor diyorsun. Evet yapıyorum, optimize ediyorum ama ilk sayfada, ilk sırada 10 skor alan web sayfasını ödüllendiriyorsun. Ben 75 alıyorum, beni ödüllendirmiyorsun. Birçok kriter bir araya geldiği zaman ödüllendiriliyorsunuz. Ve aynı zamanda marka trendinizin yüksek olması lazım. Bugün Trendyol'a hangi kelimede yazarsanız yazın, ilk sayfada çok güzel konumda yer alın. Niye? Marka trendinden dolayı. Ben pek şey yapmıyorum, o tarafına inanmıyorum. Çünkü marka trendinin inanılmaz bir şekilde faydasını görüyorum. Sıradaki soru yaratmak, bir dakika, makalelerin olmadığı bir site ise, örneğin Freerice gibi İngilizce söz öğrenmek sitesi veya Facebook gibi başkalarının paylaşım yaptığı sitelere hangi SEO tavsiyeleri verirsiniz? Ya da böyle siteler SEO gerektirir mi veya gerektirmez mi? SEO her siteye gerektirir. Şimdi orada kullanıcılara sunmuş olduğunuz hizmetler kullanıcının hoşuna gidiyorsa içerikler, yani çok uzun içerikler oluşturmasanız da kısa kısa sözler kullanıcının hoşuna gidiyorsa ciddi anlamda markalaşmaya yönelmenizi öneririm. Nasıl markalaşabilirsiniz? Yeniden pazarlamayla, push notification'a data biriktirirsiniz. İnsanlara sürekli duygusal bağ kurabileceğiniz bildirimler atabilirsiniz. Ve sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Özellikle bu noktada Instagram ve Twitter'ı kullanarak kendinize değer katabilirsiniz. Markanıza değer katabilirsiniz. Bu da SEO'yu tetikleyecektir. Şimdi SEO yapmam gerekirken diye soru sorulunca ben şunu anlıyorum. İşte bağlantı almalı mıyım? Hayır. Bağlantı olayını bir kenara bırakın. Teknik optimizasyonunuzu yapın. Kullanıcılara iyi deneyim sunacağınız bir web sayfası yapılandırın ve yola çıkın. Olay. Title seçince mesela Apple Watch Band, Samsung Watch Band yahut Mazer's T-shirt mi daha iyi olur? Yoksa Apple Samsung Watch Band yahut Mazer's Fraser's T-shirt daha uygun mu olur? Algoritma zaten oradan kelimeleri seçip kendi eşleştiriyor mu? Kendi zaten eşleştiriyor oradan. Aynen. Kelimeleri eşleştiriyor. Ben sitenin hızıyla ilgili soru soracaktım. Hem mobil hem de genel web site hızı ortalamasında düşük hızlı siteler için birkaç öneri verebilir misiniz? Düşük hız siteye nasıl etki verir? Şimdi şöyle, zaten hiçbirimiz açık konuşmak gerekirse web sayfası çok yavaş olduğunda orayı ziyaret etmeyi bırakıyoruz. Yani girmiyoruz bile açılmayınca. Bir kere bu dezavantajımız var. Yeni gelecek güncellemelerle birlikte hız çok önemli bir
faktör olmaya başlıyor. Web sayfanızın hızını kesinlikle çok ciddi anlamda artırmanız gerekiyor. SEO açısını bir, SEO tarafını bir kenara bırakın. Yani siz kullanıcıya zaten hızlı bir deneyim yaşatmak durumundasınız. Bu deneyimi yaşatmak durumundasınız. Bu deneyimi yaşatmadığınız sürece her zaman oyunu kaybedersiniz. Hız önemli bir faktör. Hızı nasıl optimize edebilirsiniz? Google'un Paid Speed aracı var. Burada önerilerde bulunuyor. Web Developer var. Web.dev. Bu da önerilerde bulunuyor. Bu iki aracı kullanarak testinizi yapıp eksiklikleri, hataları ortaya çıkarıp bir geliştiriciyle birlikte web sayfanızı optimize edebilirsiniz. Yaratmak istediğimiz proje mobile application ise arama motorlarında, dolayısıyla Play Store platformunda aramalar ile ileri çıkmak için hangi SEO taktiklerini kullanabiliriz? Aso, bu SEO sormuyor. Play Store'da nasıl öne çıkabiliriz? Kendi ile alakalı inanın benim tecrübem yok maalesef. Mobile App Stories özelliği kullanım sorusunda neler söyleyebilirsiniz? Google IMP, mobile App ile alakalı şunu söyleyebilirim. MP bir kere kullandım. Olumsuz bir tecrübe yaşadım. O yüzden MP kullanmıyorum. Ama kesinlikle çok yüksek mobil trafiği olan web sayfalarının MP konusunda tecrübe olan geliştiricilerle MP kullanmalarını tavsiye ederim tabii. Ama ben kötü bir tecrübe yaşadım MP ile alakalı. Hatta hizmet verdiğimiz bir müşteri de MP web sayfası da bize geldi. MP'den çok olumsuz, kötü yönlendirmeler alınabiliyor, hacklenebiliyor ve cache'ini temizlemek de çok kolay olmuyor. O yüzden ben AMP kullanmıyorum. Keyword ararken zorlanıyorum. Keyword difficulty gibi ölçümlere farklı aletler farklı rakamlar veriyor. Mesela kol saati anahtar kelimesini ararken Ahrefs zor kelime diyorken most kolay kelime diyebiliyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Şimdi burada çok düşük arama hacimlerine sahip kelimeleri ne Ahrefs, ne Semrush, ne de diğer araçlar net olarak ölçümleyemiyor. Burada yüksek hacimli kelimelerden yola çıkarak bunlar biraz daha yakın veriler verebiliyor. Burada yapmanız gereken şu, özellikle Ahrefs için konuşayım ben. Ahrefs tarafında ilk sırada olan, yani bir rakibi analiz edin, kelimeye bakmayın. Rakibinizin hedef kelimede ilk sırada olduğu anahtar kelimeleri çıkartın ve onlardan yola çıkarak hareket edin. Onlar daha iyi sonuçlar verecektir. Daha olumlu sonuçlar verecektir. Yakın sonuçlar verecektir. Küçük arama hacimlerinde maalesef küçük arama hacmi olan anahtar kelimelerde doğru veriler vermiyor araçlar maalesef. Şimdi benim kendimin bir sorum var. Mesela SEO makaleleri yazan bir platform düşünün. Bu platform mesela Ayhan Karaman. Ayhan Karaman markalaşma mı daha önemli veya yeni yüksek kaliteli içerikle kendisine trafik almayı mı hedefliyor? Hangisini hedefliyor ve markalaşma içinde, trafik içinde neler yapıyor? Şöyle, bence markalaşmak daha önemli. Benim hiçbir zaman SEO kelimesi, SEO nedir kelimesi ya da diğer kelimeler açık konuşmak gerekirse umurumda bile olmadı. Benim tek umurumda olan kelime Ayhan Karaman. Bugün Ayhan Karaman ne kadar fazla aranırsa ben o kadar bilinirim ve o kadar fazla iş alırım. Bunun için mücadele ediyorum. Peki markalaşmak için ne yapıyorum? Tabii ki bunun için içeriğe ihtiyacım var. İyi bir web sayfasına ihtiyacım var. Google reklamına ihtiyacım var. Facebook reklamına, Instagram reklamına ve aynı zamanda benim hedef kitlemin vakit geçirdiği kanallarda yer almama ihtiyacım var. Yetmez. Yeniden pazarlama ihtiyacım var. Ve kullanıcılar nereye giderse onları takip etmeliyim. Instagram'da karşına reklam çıkarmalıyım sistemi terk ettikten sonra. Bunları da yaptıktan sonra arama motoru optimizasyonunda hedef kelimelerde yükselerek daha fazla trafik çekip markalaşmaya ihtiyacım var. Markalaşmak, markalaşmak, markalaşmak. Gerisi inanın yalan diyebilirim. E-commerce sitesinde SEO için yapılacak en önemli faktörler hangileridir? E-commerce. E-commerce tarafında da şunu söyleyebilirim. Özellikle kategorilere odaklanmanızı tavsiye ederim. Kategorileri optimize etmenizi tavsiye ederim. Kategorilerde hani çok uzun uzun metinlere yer vermenize gerek yok. Burada yine rakip analizi devreye giriyor. SEO tarafında da özellikle. Bir yükselmek istediğiniz kategoriyi ilgilendiren bir hedef kelimede arama yaparsınız. O kategoride yer alan web sayfalarının o kategoriyle alakalı kaç içerik barındırdığını kontrol edersiniz. Örnek veriyorum, ayakkabı satacaksınız. Rakibinizde 30 tane yüksek kaliteli ayakkabı vardır ve fiyatları çok iyidir. Sizin bunlarla rekabete girmeniz lazım. Sizin de orada 30 tane ayakkabınız olması lazım. Siz de aynı kalitede ayakkabı sergilemelisiniz. Sizin de kesinlikle fiyatta rekabete girmeniz lazım. Sonrası dış optimizasyonda. Sosyal medyayı doğru kullanmak kesinlikle. Reklamcılık tarafında aktif olmak, yeniden pazarlamayı yapmak
o kategoride de yükselmenize neden olacaktır. Ama şöyle de bir gerçek var. Bugün diyorlar ki Trendyol markasını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Evet evet, Trendyol burada herkes biliyor. Trendyol'u geçmek istiyorum. Ya kardeşim, Trendyol'u geçemezsin. Niye geçemem? Sen SEO yapmıyor musun diyorlar bana. Trendyol'u geçmen için senin bir kere en az Trendyol kadar yatırım yapman lazım. Sen de var 20 tane ürün, Trendyol'un kategorisinde var 400 tane ürün. Bir kere kullanıcı orada daha çok vakit geçirecek. Satın alma olasılığı daha yüksek. Yani SEO sadece siteyi optimize et, dışarıdan bağlantı al olayı değil. Ana sayfamıza, kategori sayfalarımıza önem veriyoruz. Ürün detaylarımızı da yapılandırırken hikayeleştirirsek tadından yenmez. Şimdi bir diğer soru var hocam. Mesela futbol topu araması yapılan zaman SERP'te sol tarafta normal bir sonuçlar çıkıyor. Ancak sağ tarafta boş kalıyor ve benim futbol topu şirketi isminde onaylanmış bir Google My Business işletmem var. Ben istiyorum ki futbol topu aramasında sağ kısımda benim işletmem çıksın. Bunun için neler yapılmalı? Review'lar mı yalnız önemli? Mümkün değil bununla alakalı bir sıralama almak. Çünkü futbol topuyla alakalı haritalarda sıralama alınabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü futbol topu satan yer, futbol topu mağazası diye bir arama yapılsa okey kabul ederim, ama futbol topunda futbol topu satan e-ticaret siteleri sıralama alacaktır. Yok, bu mesela demiş. Mesela futbol topu araması. Başka bir örnek üzerinden vermek gerekirse bakalım. Maygüz, ben de okuyabiliyorum soruyu. Ben istiyorum ki futbol topu aramasının sakinse benim için, bunun için neler yapmalım? Review'lar var mı? Yalnız. Şöyle, bununla alakalı bir döküman var. Google My Business dokümanı, ne yapılması gerektiğiyle alakalı. Muhtemelen My Business'ı, benim işletmemi biliyorsun. Orayla alakalı optimizasyonu yaptığın zaman sıralama alırsın hedef kelimelerle. Ama buradaki en önemli konuyu ve ipucunu söyleyeyim sana. Kesinlikle senin futbol topuyla ya da yükselmek istediğin kelimeyle alakalı yorumlara sahip olman lazım. İşte Ayhan Karaman SEO eğitiminde mi yükselmek istiyor haritalarda? Ayhan Karaman'dan SEO eğitimi aldım. Gerçekten bu gerçek bir yorum olmalı ama. Gerçek bir kullanıcı yapmalı. Google bunu da anlamamalı. Eğitimi aldım. Gerçekten çok verimliydi. Herkese öneririm. Yorumlarda SEO eğitiminin geçmesi bile senin o sağ tarafta sıralama almana kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bir site 10-15 saniye geç açılınca buradaki user daha meraklı oluyor mu? Bir yerde okumuştum ki böyle olunca katılımcı daha merakla bekliyor açıklamasını. Yani sitenin geç açılması, page speed'in düşük olması pozitif bir experience yaratabilir mi? Hayır. Ben beklemiyorum. Sen bekliyor musun? Hayır, hayır. Başkası bekliyor mu? Ben beklemiyorum 15 saniye. 15 saniye bekleten bir web sayfasının da önünden geçmem ya ben. Şimdi bir tane benim sorum var. Mesela şu an Google algoritmasında ülkeye göre algoritmalar değişmiş. Mesela Türkiye'de RankBrain çalışıyor ama Azerbaycan'da çalışmıyor. BERT Brezilya'da çalışıyor, Hindistan'da çalışmıyor. Bu gibi değişik faktörler var. Ama Türkiye'de öyle bir şey var mı ki mesela backlinki fazla olan bir site içeriği daha yüksek kaliteli olan bir siteden geride olsun? Böyle bir şeyler karşılaştınız mı? Aynı içeriği yazan Ayhan Karaman ve bir de Kamil Keleş veya Mor Adam var. Kamil Keleş'in var 200 bin mesela backlinki. Ayhan Karaman'ın var 2 backlinki. Ama içeriğe göre Ayhan Karaman çok daha güçlü bir içerik yazmış ve Kamil Keleş'i geçmiş. Böyle bir pratiğiniz oldu mu? Sıralamada böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Oldu, karşılaştım. Zaten algoritmalar her ülkede aynı anda yayına alınmıyor. Yoğun olduğu, etkili olduğu ülkeler var. Çok hafif etkilenen ülkeler var. Oldu. Hatta yanlış çalışan yıllardır Google'ın anlayamadığı, çözemediği, çözmek istemediği mi diyeyim artık. Bağlantılarla yükselme olayı hala var ama orada çok fazla da dalgalanma oluyor. Yani geldiğin gibi nasıl hızlı geliyorsan hızlı bir şekilde de gidiyorsun. Benim SEO kelimesi de yükselmem 4 yıl sürdü. Bugün 6 ayda gelen web sayfalarını görüyoruz. 1 yılda gelen web sayfalarını görüyoruz ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra yok olup gidiyorlar. Bunlara da tabii dikkat etmek gerekiyor, önemsemek gerekiyor. Yaklaşık 5-6 soru önce cevap verdiğim gibi tekrar cevap vereceğim. Algoritmalara takılı kalmayın. Kullanıcı ne istiyorsa onu yapın. Bağlantılar olayına gelecek olursak, bağlantı tarafında da şuna dikkat edin. Hedef kitlenizin vakit geçirdiği kanallardan bağlantı alın. Alakasız kanallardan bağlantı almayın. Alakasız kanallardan bağlantı alırsanız evet hızlı yükselebilirsiniz ama hızlı düşersiniz.
Son iki sana da sorayım. Mesela burada soru var. Push reklamları nasıl bir öneme sahip? Push reklamları user experience'a pozitif bir katkıda bulunuyor mu? Veya bu negatif bir experience mi veriyor? Şöyle söyleyeyim. Push notification sitenizi ziyaret eden insanlardan izin toplayıp tekrar onları geri getirme sanatı aslında bir aracı. Siz kullanıcıları geri getirdiğiniz zaman Google size hayran kalıyor. Niye? Ayhan sürekli kullanıcılarını geri getirmeye başarıyor. Demek ki bu web sayfasında güzel bilgiler var. Son kullanıcıya fayda sağlıyor. O yüzden ödüllendirilmenize ciddi anlamda katkı sağlar organik olarak. Aa, evet, güzel, güzel bir soruydu. Sorularımız galiba bu kadar. Sizi daha fazla yormayalım. Sorusu olan arkadaşlar varsa bana Instagram tarafından, Facebook tarafından, WhatsApp tarafından ulaşabilirler. Keyifle cevaplarım. Benim için de çok güzel bir yayındı. Umarım faydalı olmuştur. Beni takip etmeyi ihmal etmeyin Instagram tarafından. İyi ki varsınız. Gerçekten Azerbaycan'ın davetini her zaman olumlu bir şekilde geri bildirimde bulunurum. Gelirim. Bu tür etkinlikler arada yapalım. Tekrardan teşekkür ederim davetiniz için. Yakın vaxtda Ayhan Karamanözü de Bakı'ya gelecek. İnşallah offline canlı olarak da bir tedbirde olacak ondan. Ayhan Karaman Bakı'da tez zamanda göreceğiz inşallah. Özünüze Evet. yakışı bakın. Yakın Teşekkür zamanda ederim. Fiziksel bir eğitim vermeyi planlıyorum. Geleceğim oraya. Orada sizleri de görmek isterim. Fiziksel olduğu zaman enerjimi böyle daha iyi hissettirebiliyorum. İnşallah fiziksel eğitimde Bakü'de buluşacağız. İnşallah. Teşekkürler Ayhan Bey. Ben teşekkür ederim. Yakın zamanda yeniden buluşmamız dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Tekrar Saygılar sizlere. saygılar, selamlar. Sağ olun. Sağ olun.